Metaverse, içine kaçabileceğimiz sonsuz olasılıklara sahip sanal bir evren mi? Yoksa arttırılmış, sanal ve karma gerçeklik teknolojilerini kapsayan, genişletilmiş gerçekliği kategorize etmenin süslü bir yolu mu? Metaverse hakkında konuşmak, 70'lerde ve 80'lerde internetten bahsetmeye çok benziyor. Yeni iletişim biçiminin yapı taşları oluşturulurken nasıl görüneceği ve insanların onu nasıl kullanacağı konusunda spekülasyonlara yol açtı. Geriye dönüp baktığımızda bazılarının hayal ettiği gibi çıkmadı. Metaverse, internetin bir sonraki evrimi olarak kabul edilir. İnsanların dijital bir fax veya kendi avatarları aracılığıyla işbirliği yaptığı oyunlar, çevrim içi topluluklar ve iş toplantıları dahil olmak üzere birçok biçimde olacaktır. İnsanların yaşadığı, çalıştığı, alışveriş yaptığı ve başkalarıyla etkileşime geçtiği sanal bir dünya hayal edin. Hepsi de fiziksel dünyadaki koltuklarınızın rahatlığında. İşte bu Metaverse olarak bilinir. Metaverse'te insanlar kendilerini temsil etmek, birbirleriyle iletişim kurmak ve sanal olarak topluluğu oluşturmak için avatarları kullanırlar. Meta veri tabanında dijital para birimi giysi satın almak için kullanılır. Veya video oyunları söz konusu olduğunda tahmin edeceğiniz üzere silahlar, kalkanlar ve diğer birçok öğe satın alınabilir. Kullanıcılar ayrıca bir sanal gerçeklik kulaklığı ve denetleyicileri kullanarak akıllarında hiçbir amaç olmadan eğlence için meta veri tabanında sanal olarak seyahat edebilirler. Neil Stephenson'ın 1992 yılında yayınlanan bilim kurgu romanı Snow Crash bu terimin yani Metaverse'ün ilk kullanıldığı yerdir. Stephenson'ın öngördüğü Metaverse, sokak adı verilen 100 metre genişliğindeki bir yolun etrafına inşa edilmiş bir kentsel alandır. Kullanıcılar sokak üzerinden seyahat ederek bu sanal evrenin istedikleri noktasına gidebilmektedirler. Gerçek hayatta ise Metaverse'ün tam olarak ne olduğunu söylemek şimdilik zor. Çünkü daha tam olarak geliştirilmiş bir sanal evren bulunmuyor. Sanal bir evren olması öngörülen Metaverse'ün içerisinde birçok farklı etkinlik gerçekleştirmek mümkün. Şu an piyasada olan Metaverse benzeri deneyimler bir çeşit MMORPG oyunu olarak düşünülebilir. Bu sosyal VR deneyimleri içerisinde katılımcılar çeşitli dijital etkinliklere katılabiliyor, iletişim kurabiliyor, arsa ve eşya alışverişi yapabiliyor ve sosyalleşebiliyorlar. Dünya ile iletişime geçmek için kullandıkları avatarları da istedikleri şekilde tasarlayarak Metaverse içerisindeki dış görünüşlerini değiştirebiliyorlar. Meta şirketi ise gelecekte Metaverse'ün bir çeşit VR internet olmasını öngörüyor. Kısacası insanların internetten yapılabilen neredeyse her şeyi VR teknolojisi sayesinde gerçekleştirdiği bir sanal evren olarak düşünülebilir. Metaverse'ün dünyayı nasıl etkileyeceğini söylemek gerçekten zor. Çünkü daha ortada hazır bir teknoloji yok. Bu sebeple sadece elimizdeki bilgilerden yola çıkarak tahminde bulunabilir ve fikir yürütebiliriz. Tabii ki konunun uzmanlarının Metaverse'ün muhtemel etkileriyle ilgili bazı tahminleri var. İşte bu tahminlerinden bazıları şöyledir. Metaverse, internetin yerini alan bir teknoloji olabilir. Bunu birinci şahıs olarak deneyimleyebildiğimiz bir internet olarak düşünebiliriz. Veya tamamen internetin yerini almadan, insanların sadece yüz yüze sanal iletişim kurmalarını sağlayan bir platforma dönüşebilir. Diğer bir ihtimalle Metaverse, birinci şahıstan deneyimleyebileceğimiz bir sosyal medya platformu olarak kabul görebilir. Bu teknolojinin insanlar tarafından kabul görmediği veya hiç istenilen popülerliğe ulaşamadığı bir geleceği de görebiliriz. Tüm insanların kabul ettiği tek bir Metaverse oluşabileceği gibi farklı şirketler tarafından üretilmiş birçok sanal evren birbirleriyle yarışabilir. Aynı şimdiki sosyal medya platformları gibi. Veya tek bir Metaverse platformu üzerinde birden fazla sanal evren görebiliriz. Kısacası gelecekte Metaverse'ün ne şekil alacağı, bu teknolojinin nasıl geliştirileceğini ve insanların bunu nasıl kullanacağına bağlı. Metaverse'ün temelini oluşturacak olan teknolojiler zaten yıllardır geliştirilmekte. Bunun yanında Metaverse'ün ilkel versiyonları olarak düşünebileceğimiz teknolojiler, oyunlar ve platformlarsa uzun bir süredir çıkıyor. Örnek vermek gerekirse Second Life gibi VR teknolojisi olmadan deneyimlenebilen sanal evrenleri gösterebiliriz. Hatta MMORPG oyunları bile aslında örnek gösterilebilir. Bu tarz iletişim ve deneyim üzerine kurulmuş sanal ortamların, sanal gerçeklik teknolojilerinin birleştirilmesiyle birlikte Metaverse olarak tanımlanabilecek teknolojiler tamamen kullanıma hazır hale gelmeye başlayacak. Şimdi bile böyle teknolojilerin geliştirilmekte olan versiyonları mevcut.
Meta şirketi 2022 yılı içerisinde ilk Metaverse deneyimini kullanıcılara sunmayı düşünüyor. Microsoft'un da bu konuda hazırlıkları var. Gerçekten tamamen hazır bir Metaverse'ün geliştirilmesinin ise yaklaşık 5 ila 10 yıl alacağı öngörülüyor. Bunun sebebi sanal evrenlerin temelini oluşturan VR ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin daha tam olarak hazır olmamasıdır. Bildiğiniz üzere sanal gerçeklik bir zamanlar bilim kurgu hayaliydi. Hatta internet bir zamanlar bir rüyaydı. Bilgisayarlar ve akıllı telefonlar da öyle. Kısacası gelecek geliyor. Bu videomuzun da burada sonuna geliyoruz. Bu tarz videoların devamı için videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.